merhabalar sevgili izleyicilerim. Yine Veli Uçuk Bey ile beraberiz. Veli Bey ile bu defa dünya siyasetini konuşacağız. Gündemde sıcak konular. S-400 aslında Türkiye şey. F-35 değil mi? Bizi mesela F-35 programından çıkarttılar ki Amerika bunu daha önce de yaptılar. Ben çocukluk yıllarını hatırlıyorum. Kıbrıs Savaşı sırasında yine parasını ödediğimiz 40 tane Phantom uçaklarını vermemişti. Amerika ile bilinmeyen çok denklem var Türkiye'de. Amerika dünyada ilk mağlubiyetini denizde Türklerden almıştır. Devlet olduktan sonra. Amerika hiçbir zaman tek dilli bir yapı olmamıştır. Tabiri caizse yılan gibi her zaman iki dilli olmuştur. Onlar da 50 yıllık, 100 yıllık programlar yapılır. Amerika'nın menfaati neyse uygulanır. Yani bizim Türkiye gibi bir günlük, bir haftalık, bir yıllık program yapılmaz. Biz buralarda hiç sağlam basmıyoruz. Kendi yaptırımlarımızı da hiç kullanmıyoruz. Şimdi S-400 olayı Türkiye'nin, şu anki mevcut hükümetin yaptığı çok doğru bir olay. Niçin doğru bir olay? Bir ev düşünün. Evin temeli var, duvarı var, çatısı yok. Bir çatısız evde yaşanır mı? Yaşanmaz. Sizin hava savunma sisteminiz yok ise siz savunmasızsınız. Yağmur yağsanız sanırsınız, dolu yağsanız sanırsınız, kar yağsanız sanırsınız. Benzeri bir durumdu. Yani şimdi bizim dost dediğimiz müttefik ülkeler dahil bize bazen zaman zaman tehditlerde bulunabiliyor, blöfler yapabiliyorlar. Ama şimdi S-400'den sonra onların blöfleri biraz geriye çekildi. Biz Petroid istedik. Evet. Emanet getirdiler, geri götürdüler. Satın, satmıyorlar. Biz talep ettik, satın. Üstelik çok daha büyük rakamlar vermediler. Çünkü buradaki Türkiye'nin S-400'leri alması demek bölgede hava savunmanın çok güçlü bir duruma geçmesi anlamına taşıyor ki, hele ki bu konuşlandırma olayını Kıbrıs'a yaptığını düşünün. Evet. 400 kilometre nerelere yansıyor? Doğuya, güneye yaptığını düşünün. Kuzey Afrika'yı dahi etkiler. 400 kilometre alanı kapsayan bir füze sistemi. Ve üstelik 150 bin, yani 150 kilometreden 400'e kadar farklı farklı. Yani bir bütün olarak Rusya'dan biz bunları aldık. Hele ki yarın S-500'lere de beraber Sayın Cumhurbaşkanı birlikte bir proje üreteceğiz. Zaten alınmıştaki ki, o yani bilgilerini de bize vereceklerdi. Bununla birlikte F-35'ler olayı da tam bir muamma. Biz 100 küsur 105 diyorlar da rakam net bilmiyoruz tabii. Uçağa 8,5 milyar dolar ödemişiz. %30 üretim biz yapıp parçaları vermişiz. Sen paranı almışsın. NATO müttefik izliyorsun, dost diyorsun, ben bu uçağı vermem. Zaten art niyetlisin, sen yeni değil ki, yıllardır aynı şekildesin. YPG'ye, PKK'ya, FETÖ'ye her türlü desteği veren kim? Amerika değil mi? Diğer Avrupa Birliği ülkeleri değil mi? Şimdi burada amaç teknoloji savaşları. Biz şimdi hem F-35'i hem S-400'ü, İkisini de elde ettiğimiz zaman şimdi öyle bir şeye sahip olacağız ki diyorlar ki işte bu uçaklar gözükmüyor. Ama İsrail'de bulunan uçağı Suriye'de S-300 yani S-400'ün bir altın vurduğu söyleniyor. Tabii biz gözümüzle görmedik. Şimdi o teknoloji alt ettiği gözükürse kaç milyarlar dolar Amerika ve diğer ortaklar zarara giriyor? Türkiye de akıllı yani, kusura bakmasınlar. Şimdi ikisini de elde ederse ne olacak? S-400'de. Kötü komşu insanı mal sahip eder diye. Şimdi bizim yine TX diye bir uçak projemiz herhalde 2023'lerde falan uçuşunu yapacak. 2025'te envantere girecek diye bir söylemler falan var. Türk milleti üretken olmak zorunda. Uçağında da füzesinde de yani hadiste ayette belirtildiği gibi. Düşmanınızın silahından daha üstün silahla silahlanınız. Elhamdülillah Müslümansa biz bunu duymak görmek zorundayız yani. Bugün tüm Müslüman ülkeleri tamamen perişan. Sebebi ne biliyor musunuz? Biz Kur'an'ı doğru algılamıyoruz çünkü. Biz ilk zamanlar hep buluşlar
İslam alimleri bulmuş. Ama şöyle bir bakın, şu anda 21 tane, 22 tane Arap ülkesi. Bizden daha önde bir Müslüman ülkesi yok. Olmadığı gibi, şu da bizim ürettiğimiz, dünyaya pazarladığımız mal diyeceğimiz bir şey var mı? Çünkü orada yeraltı kaynakları, petrolden tutun, elmasından tutun, Afrika'da dahil buna, sömürülen tüm yerler İslam toplulukları. Fransa, Afrika'da %80'ini direkt alıyor tüm geliri, 20'sini geri veriyor. Borçlanmayı da %20'den fazla borç da vermiyor. Şimdi insanlık, insan hakları falan diyorlar ya, onların İsa hakları var. İnsan hakları Türk milletine münhasır bir olay. İnsan hakları gerçek Müslümanlığı yaşayan anlayanlara münhasır bir olay. Tek tek anlatabiliriz. İngiltere'de batmayan güneş, Britanya, Amerika. Amerika'nın üzerine şöyle bir bakın. Tamamen siz silah alsanız almasanız da Suudi Arabistan'dan kaç milyar dolar aldı biliyor musunuz? Avanta. O zaman şöyle diyebilirim. Kuvvetlerini ne aldı? Yani... Katar'dan en son 13 milyar dolar, 25 milyar doları Suudi Arabistan'a almadı mı daha yakın zamanda? Yani sömürü düzeni bu düzenin şekli. Amerika tamamen silah ve sömürü. Ben diyor dünyanın jandarması olacağım. Ama burada tabii ki karşı blok Rusya'ydı, İran'dı, Türkiye'ydi, Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. En büyük tepişme zaten kimle oluyor? Çin'le. Çin habire üretiyor. Ancak Amerika diyor ki doları ben üretiyorum. Bir gecede Amerika'nın adını yeni Amerika yaparım, senin o 400 milyar doların elinde patlar. Evet. Şimdi ne diyorlar geçen dört ülkede? Biz kendi para birimimizle karşılıklı alışveriş yapalım. Daha yeni uyanıyorlar. Tabii bunu yıllar önce, 40 yıl önce, 50 yıl önce rahmetli Profesör Doktor Erbakan söylemişti. Vallahi şunu takdir etmek lazım. Erbakan hakikaten milliymiş, biz fark etmemişiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türk toplumları fark etmemiş, milliymiş. Teşekkür ederiz. Evet, Veli Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.